Mitra, Pers tanrısı Mitra yükselen güneşin, anlaşmaların, sözleşmelerin ve arkadaşlığın tanrısıdır. O ayrıca mevsim değişimlerinin sırasını ve düzenini yönetmiş, kozmik düzenin devamlılığını sağlamış ve inançlıların koruyucusu olarak krallara kutsal lütuf bağışlayıp hükümlerinin meşru hale gelmesine yardımcı olmuştur. Savaşlardan önce savaşçılar tarafından anılmasıyla da savaş tanrısı haline gelmiştir çok tanrılı eski İran Panteonu'nun en bilinir ve en popüler tanrılarından biridir. Kendisine gösterilen hürmet, tek tanrılı zerdüşçülüğün eski İran dininin yerini almasından sonra da devam etmiştir. Mitra, Vedik tanrısı Mitra ile bağlantılı olup, Milattan sonra 100-400 yılları arasında Roma İmparatorluğu içinde gelişen Mitra'nın gizem kültleri ile de ilişkilendirilir. Mitras ismi, Mitra'dan üzerinde çok düşünülmemiş bir şekilde türetilse de bu iki tanrı birbirlerinden farklıdır. Roma Mitrası ve onun kültünün Hz. İsa ve Hristiyanlığa öncülük edip model olduğu iddia edilir ancak bu iddiayı savunacak tarihi bir belge yoktur. Mitra'nın ismi Akamenid İmparatorluğu özellikle de 2. Artaserhas'ın hükmü boyunca yazıtlarda anılmış ve Sasani İmparatorluğu dönemi boyunca da tanınmaya devam etmiştir. Sasani İmparatorluğu, Milattan sonra 651'de Müslüman Arapların eline geçtikten sonra Mitra'ya tapma ve zerdüşçülük bastırılmıştır. Ancak daha sonra zerdüşçülük metinleri ve gelenekleri Parsiler tarafından Hindistan'a taşınmış ve burada Zerdüştçülük bozulmadan devam etmiştir. Mitra hala geleneklerini korumaya devam eden modern zerdüşçülük ayinlerinde rol oynamaktadır. Köken, karakter ve tasvir. Mitra, Milattan önce 3. bin yıl öncesinde günümüzdeki Hint-İran ve Hint-Aryan olarak bilinen göçmen insan toplulukları sırasıyla İran ve Kuzey Hindistan bölgelerine yerleşmeye başladıklarında ortaya çıkmıştır. Bu yüzden aralarında Persli Mitra ve Vedik Mitra'da bulunan eski İran inancının tanrıları ve Veda tanrıları arasında benzerlikler görülmektedir. Vedik Mitra bazen Mitra Varuna olarak da geçer. Anlaşmaların, gün doğumunun, iyi mahsul ve yağmurla kendini gösteren bereketliliğin tanrısı ve doğruluğun koruyucusudur. Gün doğumu inancı Mitra'nın güçlü bir gökyüzü tanrısı olan Varuna ile birleşmesi sonrası ortaya çıkmış ve ikilinin her sabah görkemli at arabalarını sürerek geçtikleri bin tane kapıya sahip olan cennette altın renkli bir mekanda ikamet ettiği düşünülmüştür. Pers Mitra'sı Avesta'da bir zerdüşt yazıtı şöyle anlatılır. Mitra, beyaz atlar tarafından çekilen parlak tekerlekli bir araba sürer kozmik düzeni koruması ve krallık anlayışını meşrulaştırması özelliklerini simgeleyen gümüş bir mızrak, bir yay, altın renkli oklar, hançerler, baltalar ve bir gürz kuşanmış şekilde atını sürerek güneşin yörüngesine girmesini sağlar. Mitra her zaman tetiktedir ve asla kandırılamaz çünkü insanların kalplerini ve gerçek niyetlerini bilir, karanlık güçleri uzakta tutar. Mitra'nın diğer tanrıların silahlarından daha çok kendi gürzünden korkan iblis lordu Angra Mainyu'ya, ahriman olarak da bilinir, karşı duran en büyük kudret olduğu düşünülmüştür. Zerdüşçülük ve büyük ihtimalle zerdüşçülüğe dayanıp ondan yararlanan eski İran inancı, iyilik ve düzen ile Angra Mainyu tarafından yönetilen kötülük ve kaos arasındaki çatışmayı odaklanmıştır. İnsan hayatının esas amacı, bu yollardan hangisini takip edeceğini bulmak olmuş. İnsanlara doğru yolu seçmelerinde yardım etme, onları kötü olanın yalanlarından ve tuzaklarından koruma görevi ise, Mitra gibi tanrılara düşmüştür. Profesör John R. Hinnells, Angra Mainyu'nun karakteristiğini şöyle tanımlar. Mitra bu güçlere karşı kuvvetli bir savunma görevi üstleniyordu. İnsanlığı Angra Mainyu'nun entrikalarından korumak, aynı zamanda onların ekinlerini ve çiftlik hayvanlarını korumak Mitra'nın sorumluluğuydu. Bu uğurda gerçekleştirdiği en önemli görevlerden biri ise krallık anlayışını meşrulaştırarak insanlarını koruyup önemseyecek layık bir hükümdara kutsal bir lütuf bağışlamaktı. Mitra verdiği bu lütfu hükümdar yapması gerekenleri yapmadığında ise geri alırdı. Mitra ayrıca ruhların iyiliklerinin ve kötülüklerinin tartılıp, ölümden sonra nereye gideceğinin belirlendiği Cinvat Köprüsü'nde, yaşayanların dünyası ve öbür dünya arasındaki köprü, ölülerin ruhlarının yargıcı rolündedir. Yaşamları boyunca Ahura Mazda'yı takip edenler, şarkı evine, Angrama Inyu'nun yolunu izleyenler ise, tüm hayatları boyunca benimsedikleri, yalanlar evine gönderilmiştir. Zerdüşçülük ve Akamenit İmparatorluğu Tanrı'nın bu tasviri ve düzeni korumaktaki rolü Zerdüşt metinlerinden gelir ama asıl olarak onun eski İran inancındaki konumunu ve sorumluluklarını yansıttığı düşünülür. Eski İran inanç sistemi Zerdüşçülük gibi sözlü bir gelenekti ve Sasani dönemine kadar hiçbir şey yazıya dökülmedi. Bu yüzden Mitra'nın eski İranlılar tarafından nasıl anlaşıldığı, Zerdüşt metinlerinin hangi parçalarının bu eski anlayışı yansıttığı ve bu İran inancının hangi kısımlarının Zerdüşt'ün reformlarından ve yeni bir din olarak Zerdüştçülüğün kurulmasından etkilendiğini bilmek zordur. Zerdüşt bu dinin bir rahibiydi. Magi bir gün kendisine insanların maneviyat anlayışlarının yanlış olduğunu belirten bir görüşten bahsedildi. Aslında bu kadar çok tanrı yoktu. Sadece bir tane Ahura Mazda vardı ve artık insanların bu hatasını düzeltmek Zerdüşt'e düşmüştü. Zerdüşt bunu yaparak yeni bir inancın temelini attı ve bu inanç Zerdüşçülük olarak tanındı. Artık eski tanrılar ise tek gerçek tanrının büründüğü şekiller olarak düşünülmeye başlandı. Uzun zamandır Akhamenit İmparatorluğu'nun ilk kralı olan 2. Kiros'un bir Zerdüştü olduğu varsayılır çünkü onun zamanında bölgede Zerdüşt inancı pekişmişti. Yine de bu varsayımın doğruluğu kesin değildir çünkü Büyük Kiros'un içinde Ahura Mazda'yı konu eden yazıtları Ahura Mazda'dan yeni inancın tanrısı olduğu kadar eski inançtaki tanrıların da kralı olarak bahsetmektedir. Aynı şekilde Kiros'un ardılları, 1. Darius ve 1. Serhas'ta Ahura Mazda'dan bu şekilde bahsetmektedir. 1. Darius, ünlü Behistun yazıtında diğer tanrılar A1 referansta bile bulunur. Akamenit İmparatorluğunun zerdüşçülük ile ilişkilendirilmesinin sebebi Yunan ve daha sonra da Romalı yazarlardır. Akamenit halkının zerdüştü olmaları muhtemeldir ama en azından imparatorluğun ilk hükümdarlarının öyle olmadığı için kesin değildir. İkinci Artaserhas yazıtlarında Ahura Mazda, Anahita ve Mitra isimlerini birlikte anarak bu tanrılardan kendisinin inşa planlarını korumalarını dilemiş ve bu da geçmişteki akademisyenlerin zerdüşçülüğün çok tanrılı olduğu sonucunu elde etmelerine sebep olmuştur. Ama bundan daha kesin bir çıkarım ya ikinci Arta Serhas'ın bir zer düştüğü olmadığı ya da onun Ahura Mazda'yı tek gerçek tanrı Anahita ve Mitra'yı ise Ahura Mazda'nın suretleri yandaşları olarak anmış olduğu çıkarımıdır. Hangisi olmuş olursa olsun, Mitra'nın düzeni koruyan ve her şeyi gören bir adalet tanrısı olma statüsü her zamanki gibi devam etmiştir. Eski İran inancı da zerdüşçülük de tanrıların insan eliyle yapılmış bir şey ile sınırlanmak için fazla güçlü olduklarını düşündüklerinden tanrılar için inşa edilen tapınaklara inanmamışlardır. Bu yüzden şu ana kadar elimizde Mitra'ya adanan tapınak olmaması ama işin daha ilginç tarafı açık bir şekilde Anahita ile ilişkilendirilmiş olan birçok sayıda tapınak vardır, şaşırtıcı değildir diğer tüm tanrılar gibi Mitra ya da ateş, hava, su ve toprak gibi elementlerinin Atar, Mitra, Haoma, Anahita gibi tanrılarla kişileştirilmişlerdir. Hürmet edildiği açık hava ibadethanelerinde tapılmıştır. Mitra'ya tapılması ya da en azından bir avatar olarak düşünüldüğü için geniş bir coğrafyada hürmet edilmesi daha sonra da devam etmiş olabilir çünkü bir iddiaya göre Kilikya korsanları birçok farklı ulustan insanlardan oluşan bir grup, Büyük Pompei tarafından Ovalık Kilikya'ya yaşamaları için yerleştirildiklerinde orada Mitra'ya tapmış olabilirler. Mitra'nın Roma kültü. Mitra'ya tapan bu Kilikyalı korsanların daha sonra Roma'da popüler Mitra kültü haline gelecek hareketi başlatmış olmaları muhtemeldir. Kilikya'da Pompeii'ye hizmet eden Romalı askerler Mitra inancının esaslarını tanıyıp bunu lejyonlar içinde popüler hale getirmiş olabilirler. Ama bu teoriyle ilgili problem şu ki Mitra kültünün kökeni konusunda ileri sürülen diğer tüm teorilerde olduğu gibi kimse bu kültün nasıl başladığını, nereye yayıldığını, hatta bu kültte neye inanıldığını bile bilmiyor. Kilikyalı korsanların Mitra'ya taptıkları iddiası, Plutarkos'un Pompei'nin Hayatı isimli eserinden gelir. Plutarhos bu eserinde Kilikyalı korsanların orada ilk kendilerinin başlattığı, aralarında Mitra inancında yer alıp günümüze kadar gelen bazı şeylerin de olduğu bir takım gizli ayin uygulamaları gerçekleştirdiklerini söyler. Bunun sonucunda Özellikle de Mitra kültünün Roma ordusunda yaygın olması gerçeğiyle birlikte söyleyebiliriz ki korsanların bu dini uygulamaları Roma lejyonları tarafından benimsenmiş ve oradan başka yerlere yayılmıştır. Yine de kültün ilkeleri ya da Kilikya'lı korsanların hangi tür gizli ayinler gerçekleştirdikleri belirsiz olduğu için Kilikya Pers Mitra'sının Roma Mitra'sına dönüştüğü bir nokta olarak ele alınamaz ama açık olan şudur ki bu iki tanrının ve tapılma şekillerinin arasında büyük farklar vardır. Roma Mitra'sı tıpkı Pers Mitra'sı gibi sözleşmelerin, arkadaşlığın ve düzenin koruyucusu bir güneş tanrısıydı ama aralarındaki benzerlik bu kadardır. Bu karakteristikler kült hakkındaki diğer her şey gibi mozaiklerde, heykellerde ve Hristiyan yazarların yazılarında bulunan fiziksel kanıtlarda kendini belli eder. Kültün yandaşlarının ritüellerini ve inançlarını gizli tutan ve kapalı grup niteliğinde olan bir gizem kültünün üyesi oldukları için hiçbir şeyi yazıya dökmediler ve üye olmayanlarla bilgi paylaşmaya ne istekleri ne de izinleri vardı. Mitra evrensel bir şekilde sanatta kutsal boğayı öldüren genç bir adam olarak tasvir edilir ve bu eylemin ölümü ve yeniden doğuşu simgelediği düşünülür. Ayrıca elinde meşale tutarak ışığın aydınlığın getiricisi rolünü vurgular, bir taşın içinden doğarken başka bir eserde ise bir bulutu ya da bir taşı okla vurarak su fışkırmasını sağlarken bu onu hayat ve bereketle bağdaştırır, tasvir edilmiştir. Mitra'ya tapma mağaralarda veya mağaralara benzeyecek şekilde inşa edilen yeraltı tapınaklarında gizli şekilde yapılmaktaydı ve kadınların bu törenlere katılması yasaktı. Bu ritüellerin ve tasvirlerin hiçbirinin Pers mitrası ile alakası yoktur. Buna rağmen, Hinnel'in de belirttiği gibi o zamanın insanları Roma mitrasını Pers mitrası ile ilişkilendirmişlerdir. Şüphesiz Roma mitraizmi Pers mitrasından esinlenmiştir. Ama bu, eski İran inancından ve zerdüşçülükten de Roma mitraizmine geçen bir şeylerin olduğu anlamına gelmiyor. Arkeolojik bulgulara ve bu külte karşı yapılan bazı Hristiyan tenkitlerine göre mitraizm, Kehanet, insanın aydınlanması, yaşam ve ölümden sonra dirilme konularına odaklanan astrolojik bir dindi. Üyeler birçok teste tabi tutuldular ve birini geçtiklerinde toplam yedi kademe bulunan hiyerarşik bir sistemde en üste, aydınlanmış ve koruyucu rahip figürlerini içeren sınıf, gelene kadar yükselebildiler. Üyeler beraber yediler, beraber ibadet ettiler. Aynı zamanda tatil günlerini de pazar olarak benimsediler ve bunun sonucunda Hristiyanlar, Mitraizmin Hristiyanlığı kopyaladığını iddia ederek, o zamana kadar külte yapılmış en büyük eleştiriyi ortaya attılar. Mitra ve İsa. İlginçtir ki, bu iddia, yüzyıllar sonra Fransız aydınları, Mitraizmin Hristiyanlığı değil de, asıl Hristiyanlığın Mitraizmi kopyaladığını ve İsa'nın hiçbir zaman var olmadığını söylediklerinde tersine çevrilmiştir. Bu iddia o zamandan beri çeşitli formlarda tekrar edilmiştir ve savunduğu başlıca konular şunlardır. Hazreti İsa karakterinin yaratılışında Mitra'nın model olarak alındığı, Mitra'nın aynı İsa gibi bir bakireden 25 Aralık'ta doğduğu, Magi tarafından ziyaret edildiği, son akşam yemeğini kutladığı ve haçta öldüğüdür. Ama nihayetinde bu iddiaların hiçbiri doğruluk taşımaz. Bu sözde İsa efsanesi teorisi 18. yüzyılda iki Fransız akademisyen tarafından popülerleştirilmiş ya da oluşturulmuştur. Charles François Dupuy ve Constantin François Chassebouf de Volney. Dupuy, Paris Lisieux Koleji'nde bir retorik profesörü, Volney ise felsefeci ve doğu bilimciydi. 1789 Fransız devrimi sırasında birçok devrimci, Hristiyanlığı, özellikle Katolik Kilisesi, üst tabadaki insanların yükselişi uğruna alt tabadakilerin harcanmasını destekleyen bir mit olduğu gerekçesiyle kınamış ve reddetmişti. Tüm bu iddiaları birçok insan ve Dupuy, 13. Cilt Orijine de Tole Külte kitabında 1872'de İngilizce The Origin of All Religious Worship olarak yayımlanmıştır. Desteklemiş ve popülerleştirmiştir. Ama aslında söz konusu iddiaların hepsi kendi gündemini yaratmak isteyen anti-Hristiyan ve devrim yanlısı yazarların uydurmalarıydı. Mitra'nın hatta İsa'nın kendisinin 25 Aralık'ta doğduğu yönünde hiçbir kanıt yoktur. Mitra bir taşın içinden ortaya çıkar halde tasvir edilir ama asla bir magi tarafından ziyaret edilirken veya bakire doğumu ile ilişkilendirilen bir şekilde tasvir edilmez. Ayrıca Mitra hiçbir zaman müritlerle birlikte ifade edilmemiş, son akşam yemeği kutlamamış ve haç üzerinde ölmemiştir. Hatta Mitra'nın herhangi bir şekilde ölürken tasviri bulunmamaktadır. Dupuis ve de Volney'in iddialarının düpedüz yalan olduğu gerçeği, yine de bu iddiaların anti-Hristiyan yazarlar ve alimler tarafından 1872'deki yayından günümüze kadar olan zamanda tekrar edilmesine engel olamamıştır. Bu uydurmalar, geçtiğimiz yıllarda yapılan ve Acharya Sen'in The Christ Conspiracy, The Greatest Story Ever Sold adlı kitabının konusuna dayanan Zeitgeist, The Movie adlı belgeselde komedyen Bill Maher'in söz konusu iddialardan kesin ve köklü gerçekler olarak bahsetmesiyle popülerleştirilmiştir. Türkiye Diyarbakır'da Roma'nın gizem dini, Mitras inancı, Mitraizmin öğretisi ve inançlarıyla ilgili bilgilerimiz, tapınakların merkezindeki nişte yer alan boğa kurban etme sahnesi çerçevesinde biçimlenir. İnanışa göre, yeryüzündeki bütün canlılar, Mitras'ın kutsal boğayı kurban etmesiyle oluşmuştur. Sonrasında gündüz ve gece farklılaşarak birbirini izlemeye, mevsimler oluşmaya başlamış ve böylece zaman meydana gelmiştir. Diyarbakır'ın Roma dönemi hakkında bugüne kadar kapsamlı herhangi bir kazı ya da araştırma gerçekleştirilmediği için dönemin pagan inanç sistemleri konusunda bilgilerimiz oldukça kısıtlıdır. Şehrin milattan önce 69 yılında Roma hakimiyetine girmesinden milattan sonra 639'da İslam orduları tarafından fethine kadar geçen uzun zaman dilimi de önemli eksiklikler içerir. Bu açıdan Roma'nın askeri yerleşimi olan Zerzevan Kalesi'nde 2014 yılında başlayan çalışmalar, bölgenin Roma döneminin aydınlanması ve inanç değerlerinin açıklanması yönünde oldukça önemli bir rol üstlenmiş durumdadır. Diyarbakır'ın Çınar ilçesine 13 kilometre mesafede yer alan Zerzevan Kalesi askeri yerleşimi, yeraltı ve yerüstü yapıları ile dünyanın en iyi korunmuş Roma garnizonlarından biridir. Kalenin bulunduğu alan da insanlığın kültürel gelişimini oluşturan farklı kültürel inanç evrelerine ait izleri bir arada taşımasıyla önemli bir yere sahip. Roma savunma mimarisinde gastrum olarak adlandırılan bu tip kalelerde geometrik planlı sur duvarları içerisinde kare ya da dikdörtgen yapılar, araziye uygun düzgün hatlarda, cadde ve sokaklar ve yerleşim birimleri şehrin dokusunu oluşturur. Ancak Antik Amida ve Dara kentleri arasında yer alan Roma Kastrumu, Zerzevan Kalesi, mimari planlama açısından benzersiz, topografyaya göre düzelmiş yapısıyla özgün bir mimariye sahiptir pagan ve Hristiyan mimari unsurları bir arada bulunduran garnizon, dünyada bulunmuş son ve Roma'nın doğu sınırında bulunan ilk Mitras tapınağını içinde barındırmasıyla da oldukça önemli bir yerde durur. Mitraizmin kült ve ayinlerini açıklamada istisnai ve eşsiz bir yapıdır. Dünyadaki diğer Mitras tapınakları, Anadolu'da iki tane olduğu bilinen Mitras tapınağının bir diğeri de Doliçe'de, Gaziantep, yer alır açık bırakılmış bir yeraltı taş ocağına inşa edilen tapınak, bu yönüyle mimari açıdan Zerzevan Mitraeum'u ile farklılık gösterir. İmparatorluk sınırları içinde ortaya çıkarılan, Suriye'de Dura Europos'taki Mitraeum ise, Mitras'ın boğayı kurban ettiği sahnenin yer aldığı orta niş yapılanması ve niş üzerindeki sembolleri içeren kuşaklar ile Zerzevan Mitraeum'una oldukça benzer. İtalya'da, Roma, Ostia ve Santa Maria Capua, Vetere'de yer alan Mitreumlar da Zerzevan'daki yapı ile mimari açıdan ortak özellikler içerir. İngiltere'deki Londra ve Carrowburg Mitreumları ise farklı olarak yer üstüne inşa edilmiştir ve mimarileri de oldukça farklıdır. Zerzevan Kalesi'nde yer alan Mitreum, Roma İmparatorluğu sınırları içerisindeki diğer tapınaklara göre oldukça iyi korunmuştur. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Digle Üniversitesi işbirliğinde başlatılan arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmaları halen devam ediyor. Kazı çalışmaları ilerledikçe Mitras kültü hakkında çok sayıda bilinmez de cevap bulabilecektir. Kale ve Mitraium'un 2020 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine alındığını da söylemeden geçmeyelim. Sonuç daha önce belirtildiği gibi Mitra'ya gösterilen hürmet Sasani döneminde de devam etmiş, bu döneme kadar olan zamanda ayrıca inanç sistemi olarak Zurvanizm çoğunlukla Zerdüşçülüğün sapkın bir mezhebi olarak geçer, oluşturulmuştur. Zurvanizm, Zorva'nın sonsuz zaman en üstün tanrı olduğuna ve Ahura Mazda ile Angra Manyu'nun onun tarafından yaratıldığına inanmıştır. Böyle olunca diğer tüm tanrıların da Ahura Mazda gibi başkası tarafından yaratılmış varlıklar oldukları düşünülmüş ve kendilerine ayrıca hürmet edilmiştir. Maniheizmin kurucusu olan kahin Mani, Sasani kralı 1. Şapur'un sarayında misafir olarak kalmış ve orada Maniheist Mitra konseptini geliştirmiştir. Maniheizmde Mitra, ışık ve düzen getiren bir kurtarıcı figür olarak ifade edilirdi ve böylece en önemli karakteristiğini de koruyabilmişti. Sasani İmparatorluğu Milattan sonra 651'de istilacı Müslüman Arapların eline geçtikten sonra Parsiler, istilacılar tarafından yok edilmemiş olan Zerdüşt metinlerini aldılar ve Hindistan'a kaçtılar. Orada kendi topluluklarını kurup geliştiler ve bugün hala dinsel ritüellerinde Mitra'ya hürmet etmeye devam ediyorlar. Bir Zerdüşti rahip bu topluluğa giriş yaptığında kendisine Mitra'nın kötü ve karanlık güçlere karşı savaşma sorumluluğunu temsil eden gürzü veriliyor. Mitra Kana Festivali, Mitragan olarak da bilinir, sonbahar ekinoksunda her yıl bir kere olmak üzere Mitra'nın şerefine kutlanır. Modern bir Zerdüşt tapınağı için gösterilebilecek en iyi örnek dar Mihr, yani Mitra'nın kapısıdır. Mitra'nın geçmişte olduğu gibi günümüzde de ışık ve düzenin sembolü olmaya devam etmesi onu 4000 yıldan fazla bir süredir aynı rolde hürmet sahibi gören dünyadaki en eski tanrılardan biri yapar.